Değerli öğrencilerim merhabalar. Yeni bir konu, yeni bir şans. Asal sayılara hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi geride bölme ve bölünebilmeyi bıraktık. Asal sayılardan devam ediyoruz. Asal sayılar yani her konuda olduğu gibi bu konuda kendi çapında ciddi bir konu. İşte bu konudan sonra gelecek olan OBEP, OKEK ya da diğer teknik konularda zaman zaman ihtiyacımız olacak. Asal sayılara bazı zamanlarda sayısal mantık sorularında da ihtiyacımız oluyor. Ya hocam ben asal sayıları bilmesem olur mu? Ya olmaz. Asal sayının tanımını bil, aralarında asallığı bil. En azından kabaca bu konuda çıkmış olan ya da çıkacak olan ya da bizim burada sormuş olduğumuz sorulara hakim ol. En azından bu yeterli diyelim. Şimdi asal sayının tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Asal sayı nedir? 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük tam sayılara asal sayı denir demişiz. İşte en küçük asal sayı 2'dir. 1 asal sayı değildir arkadaşlar. Şu kalem rengimizi bir seçelim. İşte en küçük asal sayımız 2. Asal sayılar arasında çift olan tek sayı, hadi teki kaldıralım da kafamız karışmasın diyelim. Asal sayılarında çift olan sayı yalnız 2'dir. Yalnızca 2'dir. 2'den başka çift olan başka da asal sayı yok arkadaşlar. 2'den başlar. Daha sonra 3, 5, 7, 11, 13 diye devam eder. 1'den ve kendisinden başka pozitif başka böleni olmayacak arkadaşlar. Pozitif diye niye belirtiyoruz? Yani normalde asal olan 7'nin bölenleri sadece 1 ile 7 mi? E hayır. Hocam bunları bir de yani 7'yi normalde bir de eksi 1 ile eksi 7 bölmez mi? Böler. Sırf işte şunu aradan çıkartmak için pozitif bölenlerden bahsetmiş oluyoruz. Ama ben size aslında asal sayı nedir'in imajını farklı bir şekilde çizmek istiyorum. Aklınızda ve zihninizde farklı şekilde kalmasını istiyorum. Burayı bir temizleyeceğim arkadaşlar. Şimdi asal olmayan bir sayı söyleyelim. İşte 10. Mesela 10 sayısını elde ederken 2 ile 5'i çarpmamız gerekiyor. Mesela 20. Asal olmayan bir sayı. 20'yi elde etmek için 2'den 2 tane, 5'ten 1 tane kullanmamız gerekiyor. Hangi sayıyı söylerseniz söyleyin. Mesela atıyorum ne olsun? 75 olsun. 75 dediğimiz 3 kere 5 kere 5. Burada şunu söylemeye çalışacağım. Asal olmayan herhangi bir sayıyı bir şey çarpı, bir şey çarpı, bir şey çarpı diye elde ederken biri hiç kullanıyor muyuz arkadaşlar? Kullanmıyoruz. Esasen asal sayının temel mantığı şu. Asal olmayan sayıları elde ederken kullandığımız temel elemanlara biz asal sayı diyoruz. Ve kullanmadığımız sayılara da asal sayı demiyoruz. Bir bu yüzden asal sayı değildir. Merak edenler çok oluyor. Hocam tanıma uyuyor. Birin de gerçekten yalnızca böleni bir, birden de büyük, kendisine de bölünüyor. Bir bu yüzden asal değildir. Asal sayıların ne demek olduğunu ben size bir de farklı bir açıdan bir kez daha izah etmek istiyorum. Şimdi kimyaya bağlanıyoruz arkadaşlar. Kimya ne alaka hocam diyebilirsiniz. Kabaca az çok kimya bilgisi olan arkadaşlara şöyle basit bir örnek vermek istiyorum. Örneğin su molekülü H2O. Yani iki tane hidrojen, bir tane oksijen. Peki bu tabloda bulunanlara biz ne diyoruz? Element diyoruz. Elementlerin doğada alternatifi yoktur. Asal sayıların da matematikte alternatifi yoktur. Örnek verelim. 2 olmaz ise çift sayı diye bir şey olmaz arkadaşlar. 3 olmaz ise 3'ün katı diye bir sayı olmaz. Ne alaka var hocam? Şimdi doğada oksijen olmazsa su olur mu arkadaşlar? Olmaz. Asal sayılar ile doğadaki elementlerin imajı aynıdır. Her asal aynen element gibi alternatifi olmayan orijinal birer elemandır. Orijinal birer çarpandır. Elementlerin sonu yok. Asal sayıların da sonu yok arkadaşlar. Bu işi bu şekilde bilin. Diyelim kimyadan matematiğe geri dönelim arkadaşlar. Asal sayının matematiksel olan tanımına geri döndük. Şimdi burada bizim esasen asal sayıyı neden öğrendiğimizden bahsedelim. Bu OBEP, OKEK'te olabilir, bu üstlü de köklü de olabilir. Bu zaman zaman
sayısal mantık sorularında da olabilir. Biz sayıları asal çarpanlarına ayırmak zorunda kalacağız. Asal çarpanlarına ayırdığımızda işte buradaki temel asal elemanlarına ayırmış olacağız. Bunu çok iyi bilelim. Bir kez daha tekrar edelim. 2 asal sayılar içerisinde çift olan tek eleman. Onun dışındaki bütün asallar tektir. Sorularımızı çözmeye başlayalım. ÖSYM ne soranın asal sayılarla ilgili ilk sorusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi asal sayı olabilir? Bakın asal sayı dememiş, olabilir diye sormuş. Şimdi biz az önce neyin altını iki kez çizdik? Asal sayılar içerisinde çift olan bir tane eleman var. Geri kalan alayı hep tek. Peki biz tek çift sayılarda ne öğrendik? Eğer derece sıfırın dışında bir sayıysa görme, dikkate alma, ciddiye alma. Şimdi bir bakalım. Bunlar yani bu soru aslında bir anlamda çaktırmadan bir tek çift sayı sorusu. Şimdi tek, tek bunun sonucu çift. Ya bu hiç asal olabilir mi? Asal olan çift eleman bir tane var, o da iki. Çift, çift, çift olmaz. Tekle teki topla çift olmaz. Çiftten çift, çift, çift geldi olmaz. Ama çiftten tek çıkarsan sonuç tek oldu. Soru kökü de olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Yani diğerlerine nazaran bunun tek olma durumu söz konusudur. Daha doğrusu tek olma derken asal sayı olma durumu söz konusudur. Diyoruz ve devam ediyoruz. Karşımızda olan ÖSYM ne sorar sorusu güzel bir soru. A, B, C birer pozitif tam sayıdır. A sayısı eşittir B artı 1 çarpı C eksi 2 eşitliğini sağlayan A asal sayı olduğuna göre B ile C'nin toplamının A türünden eşitliği nedir? Şimdi asal dediğimiz sayı mesela 7 çarpanları bir kere 7. Mesela 5 asal çarpanları o zaman bir kere 5. O zaman bizim bu A dediğimiz sayı asalsa bu ya bir kere A'dır ya da A kere 1'dir. Şimdi o zaman ihtimallerden başlayalım. Bizim şu B artı 1 dediğimiz ifade A olabilir. Hemen yanı başında C eksi 2 dediğimiz ifade de 1 olabilir. A kere 1, 1 kere A. Diğer ihtimali değerlendirirseniz pozitif tam sayı dediği için tutmadığını görürsünüz. Bunu değerlendireceğiz ve bu tutacak. A eksi 1 yani bizim B dediğimizin A türünden eşiti A eksi 1. Eksi 2'yi karşı yatarsak C'de 3 olur. Şimdi bize neyi sordu? B ile C'nin toplamı. O zaman B artı C oldu sana A eksi 1 artı 3 eşittir. A artı 2. B ile C'nin A türünden eşiti A artı 2'dir. Doğru yanıt C şıkkı. Arkadaşlar karşımızdaki sorunun bir benzerini zaten çözmüştük. Hep söylüyorum, bir kez daha tekrar ediyorum. Bu soruyu benden önce videoyu durdurarak önce kendiniz çözmeye çalışın. Çözemezsiniz, videosunu izleyin. Bu aslında çaktırmadan bir tek çift sayı sorusuydu. Tek çift sayılarda biz ne öğrendik? Derece eğer sıfırdan farklıysa görme, dikkate alma, dereceleri at gitsin. Şimdi biz bunun bir teklik, çiftlik durumlarını bir inceleyelim. Dereceleri görmüyoruz arkadaşlar. Çift, 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 çift ile tekin toplamı tek. Bize ne dedi? Asal sayı olabilir. Bulduk. Diğerlerine bakma gereği bile duymuyorum. Doğru yanıt C şıkkı. Sıradaki ÖSYM ne sorar sorumuz? X bir doğal sayı olmak üzere. Nasıl bir sayı? Doğal sayı. Kaçtan başlar? Sıfırdan. Bir hop sonsuza kadar. 30 bölü X ifadesi asalmış. He, bak şimdi. 30 bölü X'in sonucu ne olacak? Asal olacak. 30'un bölenleri mesela 30'u 1'e böldüm. 30 geldi. Asal mı? Değil. 30'u 2'ye böldüm. Sonuç 15. Asal mı? Değil. 30'u 3'e böldüm. Sonuç 10. Asal mı? Değil. 30'u 5'e böldüm. Sonuç 6. Asal mı? Değil. Şimdi başlıyor bak. 30'u 6'ya böldük. Sonuç 5. Asal mı? Asal. Devam edelim. 30'u kaça bölebiliyoruz 6'dan sonra? 10'a bölerim hocam. 30'u 10'a böldüm. 3. Asal mı? Asal. 30'u 15'e böldüm. 2. Asal mı? Asal. 30'u 30'a böldüm hocam. Burası 1. Asal mı? Değil. Bize ne sormuş arkadaşlar? X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Peki biz X gördüğümüz yere neler yazabilecektik? 6 yazabiliriz, 10, 15 yazabiliriz, 30 yazamayız çünkü tutmadı. O zaman bu üçünün toplamı 16, 15, 31. Doğru yanıt A şıkkı. Arkadaşlar biz bu sorunun benzerinden çözdük. Videoyu durdur, önce çözmeyi dene, çözemezsen izle diyoruz ve devam ediyoruz.
ABC pozitif tam sayılar. A sayısı verilmiş. A bir asal sayıymış arkadaşlar. B ile C'nin toplamının A türünden eşliği nedir? Sıra sende diyoruz yani. Şimdi A asal sayıysa ya 1 kere A ya da A kere 1'dir. O zaman biz gidelim. Şurada B eksi 3'e 1 diyelim. C artı 1'e de A diyelim. 1 kere A A. O zaman B eksi 3. Eğer 1 olacaksa B buradan 4'tür. C artı 1 A olacaksa yazalım. C'yi yalnız bırakalım. C de buradan A eksi 1. C'nin A türünden eşiti. B'yi zaten kabak gibi bulduk. Bize B ile C'nin toplamını A türünden eşitini sormuş. B gördüğüm yere 4. C gördüğüm yere A eksi 1. B artı C'nin A türünden eşiti A artı 3'tür. Doğru yanıt Denizli. Arkadaşlar bu videomuz, ilk videomuz asal sayılarla ilgili burada yeter. Enerjimizi uygun bir şekilde kullanalım. Bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.